Avrupa yakası. Gönül telimizi titretiyor efendim. Ailecek seyrediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Evet efendim. Sağ olun. Kim gelmiş? Arkadaşlar. Gördünüz mü ayıyı? Hayır, görmedik. Ay, ben de görmedim. Ben gördüm. Böyle uzaktan kürkünü gördüm. Çok fenaydı ya. Ama yavru ayı galiba. Ay canım. Ay canım diyor ya. Yedin mi pançeyi, suratına görürsün. Yavrusu ayısı yok bunun yavrum. Arkadaşlar. Hadi gidelim. Gidelim. Nereye? Nereye? Sucuklar nerede ya? Sucuklar nerede? Sucuklar nerede? Ben mi yedim? Niye bakıyorsunuz bana? Sucuk yolu burada bitiyor. Nereye gideceğiz biz? Eyvah! Ne? Bir adım daha atma sakın. Ayı tuzağı. Ne? Kızım, bu buranın altı boş. Burası bir ayı tuzağı. Ayı da vardır. Kızım, gördük diyoruz ya. İşte bu sucukları da ayı yedi. Anam, yine mi kaybolduk ya? Başımıza şu gelene bak ya. Dağın bir bölümünü taramışlar. Kimse yokmuş. Şimdi öteki bölümünü tarıyorlar. Merak etmeyin canım. 3-4 saate kadar bulunurlar. 3-4 saate kadar donmazlar değil mi Kubi Bey? Tamam. Kimse beni tutmasın. Gidip volkanları arayacağım. Selim, saçmalama, otur canım. Sus be. Bağla sen durmam. Arkadaşlarım da adama mahsur kalmışken ve ben de en iyi kayakçılara taş çıkarttırırken burada bir misyoner pozisyonum oluşuyor. Yani bu bir yerde benim misyonum aslına bakarsan. Gidip onları bulacağım ve kurtaracağım. Ay, çok yaşayayım Bülent Beyefendi. Kadınlar böyledir azizim. Ne yapacaksın? Ben de aslında daha ne hikayeler var. Allah bu mutluluğumuzu, huzurumuzu bozmasın. Ya biz burada sohbet içinde. Çocuklar tatilde, sağlıklı, keyifli. Daha Allah'tan ne isteriz yani? Efendim. Nedir bu başımıza gelenler? Şşş! Karıncan babam, sen ne kadar sakinin. Kendine gel. Deli misin desin şekerim, ne vuruyorsun? Gidelim birlikte arayalım. Olmaz. Ben zaten bütün Bursa'daki ailemi yolladım Uludağ'a şekerim. Tahsin'e hiçbir şey çaktırmamamız lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmamız lazım. Ben aslında en çok Volkan'ı merak ediyorum. Yani Volkan fedakar çocuk. Başkalarını kurtaracağım diye kendini feda eder. Sedef Hanım, sakin olun, kendinize gelin lütfen. Ulan ayı olsam var ya, sucukları bu tırnaklarla ne yapardım ben ya? Doğal olarak soyardım ya. Ya ne acayip yaratıksın sen be. Allah'ım, büyüksün, neler yaratıyorsun ya. Nimetle alay olmaz ya. Sevgili dinleyiciler, Uludağ'da yollarını kaybeden ve saatlerdir haber alınamayan çiçeği burnunda topçu Volkan ve arkadaşlarıyla ilgili elimize ulaşan son haberleri veriyoruz. Bizden bahsediyor. Arama kurtarma ekipleri çalışıyor. Ancak yoğun sis ve kaybolanların bulundukları bölgeyle ilgili en ufak bir ipucu olmaması çalışmaları yavaşlatıyor. Ulan kulübedeyiz! Kulübedeyiz! Dağdayız lan! Volkan birkaç hafta önce Fındık Fıstık adlı şarkısıyla tanınmaya başlamıştı. Allah Allah. Ulan ben buradan bir kurtulayım. Bana kara da ölüm yok be. Oh Allah'ım, çok şükür. Ulan ayı olsam şimdi sevinçten şaha kalkardım ha. Bir bakayım, kalkayım lan ben. Mesela ben ayıyım, sevindim değil mi? Astı da altımla böyle. Fındık fıstık o, sensin fıstık o, güzel ağzım o, yorgan yastık o. Selin saçmalama, çok kış olimpiyatları görüyorum senin canım. Ama bu siste kayak yapılmaz. Karışma be, karışma Kubi. Bu bir yerde hayat nebat meselesi yani. Keşke ben de kaybeyebilsem, ben de gelirdim ama. Selin, lütfen otur.
bırak Kubi ya, karışma ya, öf ya. Durduramazsın beni Kubi, anladın mı? Durduramazsın. Selin'cim, sen demedin mi bana Yaprak'la Volkan'ın arasında bir şeyler oluyor galiba diye? Ha? Demedim. E bırak Yaprak kurtarsın Volkan'ı canım. E zaten beraber kaybolmuşlar. Ya, bunun onunla bir ilgisi yok, tamam mı? Bu tamamen kıskançlıklar ve hasetler üstü bir sevgiyle alakalı bir durum yani. Ne demek o? Hiç. Benim cep telefonum yanımda. Merak eden beni arasın, tamam mı? Selin! Selin sakın! Çekil! Selin! Selin o kapıdan çıkarsan! Bak o, o... Çıktı ya. Kardeşim sen manyak mısın? Ha, işi gücü bıraktım. Niye gidip jacuzziye girip çıkıyorsun ya? Abi endişelendim dedim ya. Gevşemek için girdim jacuzziye. Haber var mı abi? Hamiyetciğim sen de dirayetli ol biraz ama. Tahsin'e çaktırmamaya çalışıyoruz. Bulunmaz olurlar mı? İlla ki bulunacak. Allah Allah. Aa hadi Hamiyet dırt pırt arama. Nasıl olur böyle bir şey yani? Sersemler odada neden oturmuyorlar? Dağda işleri de. Ben ailemle yaşayacağım. 40 yılda bir sevgilimle tatile gideceğim. Sonra odayı bırakıp dağda yürüyüş yapacağım yani. Hava o kadar soğuk değilmiş. Tek tesellim o. Abilet! Kalk git sen de ara çocukları hadi. Ben seni umuyorum. Derhal gideceğim. Aman aman sakın ha. Tahsin'e belli etmeyin. Vallahi hık der gider Allah korusun. Tansiyon problemi var biliyorsunuz. Ah, ah Allah'ım nedir bu başımıza gelenler? Nedir bu başımıza gelenler? Nazar değdi çocuklar o nazar. Ay sakin ol. Kendinizi kaybetmeyin rica ederim. Sakin ol kalem bir dur ağa. Sen de bir tuhafsın ya. Neden gelen giden bana vuruyor canım? Allah Allah. Kumandayı şeytan aldı götürdü satamadan getirdiğim. Kaldık bu kanalda. Neredesiniz yahu? Sizin evde şarap bitmiş, bizde yıllanmış bir şarap var. Onu alıp getireyim, birlikte tadalım. Zahmet etmeyin, bizde de bir şeyler var. Ben gidip getiririm. Siz burada beni bekleyin. Aslan. Aslan, elini ver. Bu ne ya? Tamam, bir dakika. Bir karaltı var orada. Ya, kulübeye geldi kalbi. Ha, ben demiştim size bulurum diye, değil mi kulübeye? Şişt, şişt, şişt. Anam diyeyim ben size. Ne? Ne oldu? Canını seven katıl. Aslan çiçeğim al. Ay çiçeğim ne oldu? Ne? Ne oldu çiçeğim? Ayı var. Ayı var. Ayı var. Şşş. Şşş. Durursun da. Durursun da. Durursun da. Kaçalım. Kaçalım. Göz göze gelme. Aslan. Göz göze gelme. Aslan verelim. Aslan. 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 Kahretsin. Lan pilli radyo alıyorsunuz, pil yok. Madem pil yok, niye pilli radyo alıyorsunuz? Sucukçu dükkanım burada. Tersin içinde kaldım, bir tane pil yok hiçbir yerde. Lanet olsun. Karlardı. Cılçırk edeyi. Eriyor mu ne acaba? He? Bahar da geliyor. Cemreler düştü ama. İyi o zaman. Burada durup Bahar'ın gelmesini bekleyelim. Allah Allah! Allah Allah! Ya sen ne kadar çaçaron bir tipsin ya. Ne kadar çaçaronsun. İyilik yaramıyor sana. Sürekli laf ediyorsun ya. Sürekli öt 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 bülbül öt. Öt 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 bülbül öt. Yani ben burada moralimizi yüksek tutalım diye elimden geleni yapıyorum. Ondan sonrasında panik atağım ben. Onları da düzeltmeye çalışıyorum. Hiçbir şey umursamamaya çalışıyorum ama yani... Ama yani! Ne çeker onu canım? Zaten senin yüzünden buradayız. Niye? Bana kalsa şöminenin başında sere serpe uzanıyor olacaktı. Sucuk ekmek isteyen kimidi? Kimidi? Gelmeseydin o zaman, gelmeseydin o zaman. Gelmeseydin, burada donmuş olurdun. Adamı söyletme. Şurada ısınalım diye oynak türküler söylüyorum, şarkılar söylüyorum, ısınalım diye. Hiçbirisi işe yaramıyor. Of!
Of! Yani Fatoş Hanım, bu böyle olmaz. Yani birbirimize düşmanlığın faydası yok. İkimiz de Nişantaşı çocuğuyuz. Bence biraz bir yürüyelim, bir boy yürüyelim, mağara falan bulalım. Sığınacak bir yer bulalım. Geceyi burada geçiremeyiz değil mi? Hadi yürüyelim. Hadi gel sarıl bana. Allah'ım ya Rabbim. Sen ne kadar kötü niyetli birisin ya. Sadece ısın diye söylüyorum. Sarıl. Gel. Gel. Volkan! Volkan! Ya çocuklar ya. O kulübedeki ayı Volkan'ı kesin yedi. Saçmalama ya. Ya burada kala kaldık böyle. Ne kulübeye gidebiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Öldük burada ya. Volkan! Ya çocuklar, Volkan'a kesin bir şey oldu. Bana bak yaprak. Zorlama artık. Zorlama. Koskocaman adam o ya. Felaket habercisi gibi. Sus, sus. Ya bak, zaten bu kadar saat dışarıda kaldıysa kazakla donmuştur. Kulübeye de gittiyse ayı onu yemiştir. Aslıcığım, tamam sevgilim, büyütme artık. Yani, değil mi? Ya sen abin yok ki, nereden anlayacaksın duygularımı ya? Yine ben suçlu oldum, değil mi? Yine ben suçlu oldum, değil mi? Konuşmuyorum ben seninle. Konuşmuyorum, tartışmıyorum ben seninle. Sus! Ara, ben üşüdüm ya. Tamam arkadaşlar, kulübeye geri dönüyoruz. Zaten ayı da içeride yiyecek bulamayıp çıkmıştır dışarı, hadi. Ya çıkmadı inşallah. O zaman devreye bu girer. Hayır! Ya Volkan'ın mı nesli tükensin? Hem o tüfeğin içinde uyuşturucu bir şey var ya. Ya Esma'yın yapma! Yürü! Yürü! Asayiş bir Kemal, tamam mı? Yalnız bak, karlar eriyor. Ya cılk cılk falan yani. Ay, kayakla gitmek çok zor. Evet, apreskilerimi giydim, yürüyorum. Bak, koordinelerimi veriyorum, dinle. Şu anda sucuk ekmek tabelası var. 1 kilometre yazıyor üstünde. Onunla karşı karşıya kaldım. Evet, vahşi doğada ilerlemeye devam ediyorum Kubi. Tabelanın gösterdiği cenepa doğru ilerleyeceğim. Tamam, hoşça kal. Ben! Alo! Mefare! Ha canım? Başka? Ha, başka bir şey yok. Peki. Teşekkür ederim. Hadi konuşuruz. Kardeşim Mefaret mi? Ya evet. Ne istiyormuş? Hiçbir haber yok. Her şey aynı diyor. Şey, karlar erimiş. Havası da pek soğuk değilmiş. Oh, aman neyse ki. Bize ne bunlar? Hayır, yani ben Mefaret'e sormuştum. Bizim çocuklar Uludağ'a gidiyor. Acaba havalar nasıl diye sormuştum. Onu söylüyor. Aman çok bir şey mi İfo? Kazık kadar insanlar. Üşümezler onlar, merak etme. Zaten hepsi lapacı. Kapanmışlardır bir oluyor. Pişti pişti oynuyorlardır mutlaka. Alo. Abi, Bülent Bey. Evet. Ha, anlıyorum. Tamam. İyi günler. Ne olmuş Bülent Bey? Yoldaymış, geliyormuş. Nasıl yoldaymış yahu? Gideli 2 saat oldu. Yürüyüş mesafesiyle 15 dakikalık yol. Bülent'i bilirsiniz işte. Takılmış kalmıştır bir yerde. Oh be, temiz hava. Oh. Ulan her yer çamur olmuş ya. Karlar erimeye başlıyor demek. Ya
Bir tane yetmez. Bir iki tane daha atak vur. Dur. Anca bayılır. Bunlar öyle ya. Bir taneyle gitse yine. Ne oluyor lan? Ayı mı konuştu yoksa biz donmak üzereyken halüsinasyon falan mı görüyoruz ya? Volkan! Kim vurdu lan beni? Volkan'ı vurdun Cem. Ne? Girdin. Aa, popom acıyor. Uzun, sen mi vurdun lan beni? Allah belanı versin lan senin. Ya korkmana gerek yok Volkan, sadece uyuşturucu iğne. Ben iğneden nefret ederim, çok korkarım yaprak. Aa. Bitti, geçti, bu kadar bitti. Uzun, niye vurdun beni? İşte bu da böyle bir ne oldu? Zıpkının intikamı gibi olmuş oldu, değil mi? Tam espri yapmanın sırası yani Cem. Sen bana sırasını söyle, tamam mı? Ne zaman espri yapacağım? Ben o zaman espri yapayım aslanım. Kavga etmeyin lan. Ulan kafam bir acayip olmaya başladı benim Aslı'ya. Yaprak, ne güzel kıstın lan sen. Aslı canım kardeşim benim. Eyvah. Bakın ben sana dedim. Anca biraz kafası güzel olur ki arkadaşın kafası çok güzel olacak daha. Sen onu ayı için dememiş mi? Ayı için miydi? Burada ayı ben oluyorum tabii değil mi? Ulan yarı ayı olduk zaten bak ayılar duble. Çok kafa çocuk bu ya. Ulan en kötü günümüz böyle olsun be. Zaten nasıl olacak bu Volkan? Daha ne olsun ya? Çocuklar hadi bunu içeri taşıyalım ya. Bu yıkılacak yakında. Yalnız gel. Ben seninle konuşmuyorum. Böyle bir yani tamam mı? Tamam. Konuşmuyorum ben seninle. Konuşma tamam. Uzun ben ayıyım ha. Evet. Nikaragua! Kalk, hadi bir, iki... Yavaş. Üç, bom. Kalk. Ben ayıyım. Dur Volkan, hadi. Yavaş. Tamam. Aman. Gel. Otur. Tamam. Yavaş. Bırak. Memelini bir göstersene yaprak. Oo, işimiz var ha aslanım. Üstüme bir ağırlık çıktı ya. Arkadaşlar şunun yüzüne bir su serpelim ya. O zaman şöyle yapalım Cem. Çalı çırpıyla sen ateşi yak. Ben yaprağı alıyorum, dar topluyorum. Çünkü su lazım. Ha, çok güzel. Bir sen kaldın bana emir vermeyen şey Şesu. Cem, ben daha ziyade koordineli çalışalım diye diyorum yani anladın mı? O koordineyi sağlarsak eğer hani... Şesu bana da bir nar suyu vodka. Koordine mi? Ne biçim lan koordine? Biraz kalçam acıyor benim ya. Çok istiyorum Burak. Ben artık şuradan şuraya bir adım daha atamam. Hadi ama benim için, hatırım için ne olur hadi biraz daha. Yapamam. Benim için ama ne olur benim için. En zor anlamda ne düşünecektik biz? Biz...
Nişantaşı'ndayız. Hah, hep böyle şeyler, güzel şeyler düşün bebişim. Nişantaşı'ndaymışız. Hava çok sıcak, çok güzel. Hadi söyle bakayım. Nişantaşı'ndayız. Hava çok sıcak. Çok güzel. Of, pişiyoruz. Aferin, aferin bebişim. Aferin, aferin bebişim. Hadi, hadi şöyle yürüyelim, gel. Yürü. Acıyor. Deldim beni uzun. İntikamım acı olacak. Oo, etkisi geçiyor. Sempatik Volkan'a son bir defa bakın arkadaşlar. Hadi Yaprak, biz kar toplamaya gidelim. Su lazım çünkü. Ben bittim Burhan, bittim. Çok üşüyorum, çok. Oh, yürüyemeyeceğim daha fazla. Burhan, sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm ya. Ayrıca sen beni bırakıp gidebilirdin, bırakıp gitmedin. Sen benim kahramanımsın. Evet Cüğün. Hadi sarıl bana. Hadi çekinme, sarıl. Anlam. Fatuş Hanım. Ölmeden önce sizden bir ricada bulunabilir miyim? Ay, aşk olsun ayol, ne istersen. Yani ben bakire ölmek istemiyorum. Yani bakire olarak ölmek istemiyorum ben. Ne? Yani şimdi değil, daha sonrasında da olur. Hemen şimdi değil yani. Ha illa öleceksek yani. Anladım. Ya acaba bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Ha, eğer reddederseniz de gerçekten bozulmam. Ne bileyim, yaparız bir kolaylık. Ayarlarız bir şeyler işte. Hayır, son isteğim olması açısından yani. Öyle bakarsa. Tamam. Ayrıca belki de ısınmış da oluruz. Çok akıllıca. İnsan hayatta kalmak için neleri yapmaz ki? Acaba biraz avans alabilir miyim? Öpücük olarak yani. Anam ne oluyor? Ay, 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 canım benim. Cezam. Ne yapıyorsunuz burada anam? Ha? Ay çocuklar, sizin peşinizden geldik ama kaybolduk. Fatoşcuğum iyi misin? Ay iyiyim canım, iyiyim ama çok üşüdüm, çok korktum. Sen nasılsın? Sen nasılsın canım benim? Ya? İyiyiz, iyiyiz, biz çok iyiyiz. Burhan Altıntop, sen nasılsın? Sevdin mi bakir toprakları? Çok sevdim, sağ ol. Ay. Ne haber Burhan Bey? Hadi çocuklar, bir an önce şu cipe binelim ve gidelim. Küveti sıcacık suyla doldurup içine dalmak istiyorum. O biraz zor anam. Aa, niye? Siz bizi kurtarmaya gelmediniz mi? Yo, biz de kaybolduk. Aa, ne? Anam bak şimdi, burada kulübe var, ısınırsınız. Dert etme o kadar. Çocuklar hadi gidelim, dondum, dondum. İsterseniz Fatoş Hanım, sizi çırılçıplak soyup karla ovabilirim her bölgenizi. Aa, ay deli mi ne? Burhan Bey, bu ne samimiyet böyle? Allah. Ama biz arkadaş olmuştuk ki ya. Ne oldu ki şimdi? Aç lan! Tut! Volkan! Aslan! Mayday, mayday! Kimse var mı? Allah Allah. Ayak izleri bu cenapta bitiyor. Buraya ayak basan ilk insanoğlu ben olacağım. Ay, bir nevi nasıl Malik olayı falan yani. İşte tarihi bir an. Oh!
Arayan olur mu bir ya? Ya ben çukura düştüm diyorum, sen ekipleri göndereyim diyorsun ya. Allah'ım ya, kal geldi bana burada. Yahu ben mi sana dedim Volkan'ın arkasından daha bayracık diye? Nasıl bir yerdesin? Karlı. Evet, onu anladık. Ya ben daha çıksam ne olur prenses? Seni nereden bulacağım? Tamam canım, bütün ekiplere haber verdik. Seni telefon sinyalinden bulacaklar. Bir iki saate... Ama bağırma bana canım. Tamam canım, tamam. Çok sıkılırsan ara beni, imdat diye bağırırsın. Tamam. Ne oluyor Kubi Bey kardeşim? Selin çukura düşmüş. Ne? Ayağı kara saplanmış ve orta tepeleniyor. Sen burada böyle oturabiliyorsun ha Kubi Bey kardeşim? Ben ne yapayım canım? Ha? Bütün Uludağ'ı arama kurtarma ekipleriyle doldurduk. Ha? Bir iki saate boğurlar. Ben ne yapayım? Kurtarma ekiplerine mi katılayım ya? Ben istedim, izin vermediler. Ayak bağı olursun dediler. Ben de onun için geri döndüm. Abi böyle oturuyoruz burada, olmaz ki. Heh, ben de işte aynısını söyledim kardeşim. Bari paralı film kanallarından bir şey seyredelim. Konuşmuyorum ben de sen de o zaman ya. Konuşmazsan konuşma be. Sabahtan beri fırça yemekten bıktım be. Hadi. Çocuk muyum ben ya? Sus. Allah Allah ya. Sus Cem, sus. Sen sus. Ya bir çek ya, bırak kurban olayım ya. Bir çek ya, çocuk oyuncağım o ya. Burada ateş yapmaya çalışıyorum ya. Bakıyorum, öğreniyorum. İzci kampı mı bura? İzci kampı mı Yaprak? Neyi karıştırıyorsun ya? Bak fotosentez güzelim. Bu son kibritimiz. Eline koluna hakim ol, tamam mı? Öğren. Öğren abinden ateş yakmayı. Ateşi böyle götürüyorum. Baktın nefesin yetmiyor. Onu bir şeyle yerlemek lazım. Böyle battaniye, mattaniye bir şeyle de olur. Ya ince ince ateşi yerleyeceksin, tamam mı benim arkadaşım? Ayağımızla gerekse söndürürdük ya. Son kibritimizden olduk, ateşimizden olduk. O son kibrit miydi? Ya ne olacak senin bu zeka seviyen ya? Tabii son kibritti, başka yok. Ben de doğru konuş Şeko. Ya doğru konuşmazsam ne olur? Kibrit bitmiş buradan ya. Beni delirtme ya. Sen beni delirtme. Yeter be. Koca karılar gibi dır 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 dır. Ne oluyor lan? Ben çıkıyorum dışarı, sıkıldım ben. Hava alacağım biraz. Yeni yerimde acıyor zaten. Oh be. Temiz hava. Kim bu lan? Selin sen misin? Selin? Ya yedin bitirdin beni Yaprak. Yani bu tatilde yedin bitirdin beni ya. Ben burada donup büyüleceğim ya. Yeter ama çocuklar ya. Yeter, kavga etmeyin artık be. Tabii anam, sen Burhan'la hiç gerilmiyorsun. Böyle hiç tartışmıyorsun. Maşallah aranızdan su sızmıyor. Ne demek o şimdi öyle şey su? Ben ofiste alacağım senin ifadeni. Dur şuradan bir çıkalım. Biz arkadaş olduk. Daha doğrusu ben öyle zannettim. Bir insan en iyi seyahatte anlaşılırmış karakteri, biliyor musunuz? Çok hayal kırıklığına uğradım Fatoş Hanım. Bak şimdi ya, niye öyle diyorsun Burhan? Öyle ama. Aşk olsun. İmdat! Ay var mı görmene? Selin! Efendim? Selin neredesin, fındık kurdum? Ay Volkan, çukura düştüm. Ne?
Çukura mı düştün? Nerede? Aa, inanamıyorum. Selin, ne yapıyorsun çukurda? İyiyim, hamdolsun. Sen ne yapıyorsun? Ver bakayım elini, ver. Ver, çıkarayım seni oradan. Ver. Bacağım kara saplandı. O kadar hareket edemiyorum ya. Selin, sen oteldeydin. Nereden geldin buraya? Beni kurtarmaya geldi. Vay be Selin. Yaprak'la birlikte olduğumu düşündüğün halde benim için buraya mı geldin? Odağın başına. O sıcacık otel suitini, şömin ortamını bırakıp da benim için buralara kadar geldin. Kendini tehlikeye attın. Kar demedin, kış demedin, kurt demedin, ayı demedin. Benim için. Vay gülüm benim ya. Vay canımın içi ya. Benim için tehlikeyi, riski göze aldın. Aramam, aramam. Volkan. Efendim? Üşüdüm de bayağı burada ben. Ha, pardon. Ver elini o zaman Selin. Volkan, bacağımı çıkaramıyorum. Saplandım ben buraya ya. Ha, doğru söylüyorsun. O zaman seni iple çekeceğiz. Dur ben gideyim, takımı alayım, geleyim. Sen sakın bir yere gitme, tamam mı? Peki, gitmem. Canım benim. Geleceğim. Ay. Ay çocuklar, ben hiç ısınamadım. Dondum mu acaba? Ay. Ben size teklifimi yaptım ama siz değerlendiremediniz. Gerçekten Burhan'la aranızdaki samimiyet. Ne samimiyet ya? Yok, saçmalama. Lan hey! Millet bana bakın lan! Lan! Beyler, Selin ayı tuzağına düşmüş, çukura düşmüş. Yardım edin lan. Yardım ekibiyle mi gelmiş, kurtuldun mu? Yalnız gelmiş. Gerizekalı. Lan manyak mısınız? Kız çukura düşmüş, ayağı donacak. Hadi yardım edin diyorum ya. Tamam. İp alalım yanımıza, ip. Hadi kalk, hadi. Ay çocuklar, ben buradan hiçbir yere kıpırdamam. Hala ısınamadım, donuyorum ya. Takır takırım, baksanıza. Yani ben de şimdi Fatoş Hanım bu durumda ben yalnız bırakamam yani. Hiç tarzım değil. Hadi o zaman biz gidelim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. İsterseniz size sucuk getirebilirim. Ya. Aslında karnımda biraz acıktı Burhan'cığım ama. Tamam. O zaman getireyim. Ay ne oldu Arun? Biraz böyle parmaklarım donmuş ama biraz usturuplu yürümek lazım. Burhan'cığım. Benim de ayaklarım hiç hissetmiyor. Hatta bacaklarım da. Gelin, 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 gelin. Burada, burada, burada. Selin, iyi misin? Kızım, ne haber? Selin, bak sana bu ipi atıyoruz. Beline iyice dola, tamam mı? Sıkı sıkı. Sonra çekeceğiz seni yukarı. Ay oldu, gözlerim doldu. Ya ben buraya saplanmışım. Nasıl çekeceksiniz beni acaba? Hadi merak etme, dola şu ipi beline. Selin, iyi bağla ipi, iyi bağla. Hadi. Allah kahretsin. Çok kötü sıkışmış ya. Ya bir kalas falan bulsak da onu sarkıtsak öyle çeksek. Ha, dur bak şurada var. O yolda belası mı? Nerede be güzelim, nerede? Tamam. Selin, bak bu tabelayı sana uzatıyoruz. Tut bunu, tamam mı? Selin, bunu tutabiliyor musun canım? Tutuyorum ama bacağım çok kötü sıkıştı benim buraya ya. Çıkamıyorum. Hadi tut, sıkı tut, çekiyoruz. Ya çocuklar olmuyor ya. Beni bırakın sizi. Selin, nereye gidelim? Evinin körüne.
Selin, sen oraya çivileme mi atladın? Evet, niye? Ha, demek ki o yüzden bacağın saplandı. Selin'cim, etrafındaki kar yumuşak mı bakayım? Kadar değil. Tamam Selin, ben geliyorum şimdi seni kurtarmaya. Ben de atlayacağım yanına. Sen şöyle kenara çekil. Saçmalama Volkan, sen de saplanırsan seni nasıl kurtaracağız? Önemli mi Aslı? O benim için buralara kadar geldi, bak bunları yaşadı. Ben onun için oraya kadar atlamışım, ufacık bir şey yapmışım, çok mu? Bizim aramızda öyle bir sevgi var işte. Siz anlayamazsınız. Bizim aramızdaki sevgi her türlü zorluğu aşar. Metanetlidir. Dağı taşı deler. Aşkımız dallarda gezer. Bizim sevgimiz dağları, denizleri birbiriyle birleştirir. Sevgidir insanı yaşatan. Tamam yavrum, tamam. Geliyorum. Çekil kenara. Okey. Daha yumuşak bir iniş yapayım değil mi? Oturarak atla. Tut lan. Bismillah. Çekil kenara yavrum. Çekil, fındık kurdum. Ezilme. Allah! Volkan! İyi misin? İyiyim, iyiyim. Senin bacağını kurtarıyorum. Aşk için neler yapılıyor ya. Değil mi? Mesela bunu ben yapsam, sen bunun için bile bana fırça atarsın değil mi? Siz gidiyor mu arkadaşlar? Ben geri zekalıyım, ne bileyim. Of, yorma insanı Yaprak ya. Heh. Gel, gel. Gel, tut elimi, tut. Ay, yavaş be. Yine be, yine. Çek. Tamam, çek. Ay, çok acıyor. İyi de, Volkan'ı nasıl çekeceğiz? Aptal. Çek elini be. Ya anacığım ne oluyor? Durmadan telefonlar çalıyor, sen konuşuyorsun. Nedir, ne oluyor? Yok canım bir şey. Bülent Bey aradı, varmış. Oh, hadi hayırlısı. Hayırlısı mı? Lafın gelişi. Yani bu kadar saatte Bülent Bey teşvikiyedeki eve mi varmış? Bir şeyler dönüyor ama anlamıyorum. Canım takılmıştır arkadaşlarına. Bir de ben konuşayım. Yahu gece yarısı geçti, bu kadın hala burada. Kocası gideli 4 saat oldu, ortada yok. Benden bir şeyler saklanıyor. Bak İfo, benden açık konuş. Bir tahminim var, Allah korusun. Ama açık konuş benden. Tahsin'cim yok bir şey. Önemli bir şey değil. Çocuklarla ilgili bir şey değil mi? Çünkü siz deminden beri Bursa ile Uludağ'la falan konuşuyorsunuz. Farkındayım ben. Yok Tahsin'cim, hatırlarını soruyoruz. Ben anlıyorum neler olduğunu. Of of. Hayır, benden saklasanız ne olacak yani? Ayol neyi anlıyorsun Tahsin'cim? Yok bir şey diyorum. Bunlar yıldırım nikahı falan yaptılar değil mi Uludağ'da? Gözüme bak. Saklama benden. Yıldırım nikahı mı? Evet. Ayol nereden çıkarıyorsun yıldırım nikahını? Saçmalama Tahsin. Ne o zaman? Yok bir şey. Boşuna telaş ediyorsun. Volki! Çıkamıyor musun? Çıkamıyor kendini yukarı. Tabii kar da kayıyor tabii. Bir de. Aman böcek gibi debeleniyorum burada. Bir ip bağlayıp çeksenize lan beni. İp koptu. Belki kulübede başka ip vardır. Ha, yürü gidip alalım hadi. Tabii ben tek başıma bulamam ip. Geri zekalıyım çünkü. Yürü Yaprak, Allah'ını seviyorsun. Yürü lütfen. Volki, dayan, biz kurtaracağız seni. Önemli olan senin kurtulmuş olman Selin'cim. Bu arada yapraklarımızda hiçbir şey yok. O gün bize Aslı'nın botlarını bırakmaya gelmişti. Ya mevzu o değil Güzem, geç bunları ya. Ya Volki bir şey söyleyeyim mi? Sen şehrin bütün
Kızlarını götürsen de ben seni yine kurtarmaya gelirim yani. Bunu da böylece bil. Dur kız, eğer vallahi donarsa çıtır çıtır kırılır bunlar ha. Donmayı engellememiz lazım. Ay hocam. Dur dur dur, iyice o uyumayın. Ay çok gıdıklandım orada. Ay ya. Siz mi geldiniz? Anam ne yapıyorsunuz? Fatoş Hanım'ın bacaklarını karla ovuyorum, ne var bunda? Donsa mıydım şekerim? Çok soğuk hava. Yaprak ben daha fazla bakamayacağım. Sağ zahmet şu ipe bir bakar mısın içeride? İp yok. Tamam Yaprak. Hadi biz çıkalım. Rahatsız ettik. Pardon. Görüyorsun değil mi Burhan'cığım? Görüyorsun. Ya sağlık bu. Şakaya gelir yana olur mu canım? Fatoş Hanım, bir defa insanın içi kötü niyetliyse olmaz. Bunda kötü niyet var. Ben çok iyi biliyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Adam burada donuyor ya. Yok kardeşim. Ben gülmeye başlıyor. Vallahi ciddiyetimi kaybediyorum. Hayır hocam, oraya ya. İp? Yok ip. Volkan, bak şu tabelayı sana doğru uzatıyorum. Buna tutunup tırman buraya. Tamam, tamam. Tutundum ama tırmanamıyorum. Beni çekin. Tamam. Arkadaşlar, hadi. Hadi bir el atın şuna. Hadi. Arabayı çukurdan çıkarıyormuş gibi, tamam mı? Tamam babiş. Hazır mısınız? Tamam babiş. Hazır mısınız? Evet. Hop. Hadi, hadi, çek, çek. Geliyor. Hadi, hadi. Volki, iyi misin? Oh, ben çıktım vallahi, çok şükür. Sen iyisin, ben de iyiyim senin. Çocuklar kulübeye gidelim ya. Sabaha kadar donmayız değil mi? Kızım saçmalama ya. Bak yanımda cep telefonu var. Üstelik her yerden çekerinden. Şimdi ben bunları arıyorum. Biz kulübede izliyorum. Ondan sonra geliyorlar bizi kurtarıyorlar. Tamam mı? Yes! Helal olsun be. Bravo be senin be. Nasıl yani ya? Çok minibar keyfi yapar gördüm seni canım. Ne keyfi abi, dertten içiyorum gevşemek için. Yok arkadaş, ben dayanamayacağım artık. Gidip kendim arayacağım bunları. Canım ben de aramaya gideyim diyorum ama... birinin burada kalıp telefonlara bakması lazım. Ondan. Ay. Vallahi sağ ol şekerim, böyle içim ısındı. Şimdi sucukları da koydum. Birazdan olur. Aslında bunların ufak böyle baharatlıları var. Onun çok güzel olurdu ama... daha başı burası. Niye falan elimizden geleni bu ya? Of. Radyo çalsaydı. Benim anladığım kadarıyla Fatoş Hanım, burası... bir sucuk ekmek şeyiymiş, dinlenme tesisiymiş. Sonra bahar gelince herhal ondan dolayı kapalı tutuyorlar şimdi. Benim anladığım gibi. Bahar mı? Ne bahar ayol? Dışarısı buz gibi. Aa Fatoş Hanım, kapının üstünde termometre var. Artı 12 derece yazıyor. Yani bu havada donma riski olmaz ki. Ya. o zaman sen sabahtan beri niye benim bacaklarımı mıncıklayıp duruyorsun Burhan Bey?
Yavaş. Selin, iyi misin canım? Ay Volki, kendi hayatını risk altına alarak benimkini kurtardın. Çok sağ ol. Ne demek Selin, sen de benim için yaptın. Ay canım benim. Ya Yaprak Hanım, tam küsme bana ya. Ya bak Yaprak, şimdi sen ateşi söndürünce ben biraz kızdım biliyorum. Dıdı vıdı yaptım ama ateş işte, donabilirdik. Ya yapma. Tamam, affettim. Aha, içeride ateş var. Sucuk kokusu bile var ya. Ya evet ya, açım ben ya. Sucuk yiyelim. Gel canım, gel. Selin'ciğim, ay, çıktın mı çukurdan lan? Ay kızım, sorma ya. Ne maceralar, ne maceralar. Anlatamam, anlatmak da bitmez yani. Hayır, ya Bilal'im çok kötü burktum Fatoş. Anlatamam. Bu arada bir de sel felaketinden son anda kurtuldum. Sel değil canım, çığ. Selin, hadi ara şu adamları da gelip alsınlar bizi ya. Ateşi nerede buldun sen? Aa, benim cebimde çakmak çıktı ya. Alo, merhaba. Selin Yere Bakan ben. Arkadaşları ben buldum, ayıptır söylemesi. Şimdi şöyle, sucuk ekmek tabelasının 15 taka kadar uzağında bir kulübedeyiz biz. Evet yani, sucuk ekmek kulübesi olabilir. Bekliyoruz. Arkadaşlar, burası sucuk ekmek kulübesiymiş ama talep olmadığından aylardır kapalıymış. Aa, ben sana söyledim değil mi Fatoş? Fatoş mu? Ne bu samimiyet böyle? Ha? O zaman biz doğru yere gelmişiz aslında. İyi de o salak resepsiyonist orada kimse yok, orası kapalı diye uyarmadı ki bizi. Ya bırak Allah aşkına o sarhoşu ya. Havanın sisli olduğunu bile söylemedi ya. Ay yaşın teki o ya. Onun ipiyle kuyuya inen de kabağı zaten. Hayır, Saadettin Bey bize adam gibi bir otel ayarlasaydı. İyi o zaman. Madem adamları bekleyeceğiz, iyi verelim şu sucukları. Mis gibi koktu ya. Arkadaşlar bir dakika. Bu sucuk kokusu kurtları çeker dememiş miydiniz siz? Dışarıda kork var. Ay, saçmalama Şesun ya. Ya ne bayağı kurt mu yani? Bu tahta kurdu falan olmasın ha? Ya niye yalan söyleyeyim? Böyle parlıyor gözleri. Volki. Herkes dursun. Bir dakika. Beni vurduğunuz tüfek nerede? Ay Volkan, çıkma sakın dışarı, çıkma sakın. Dur Selin. Uzun tüfeği ver bana. Anam çok yakındalar. Hepsi senin yüzünden Burhan. Sırası mıydı o sucukları yapmadın şimdi? Sus be! Sen ne kadar çaşorun bir kızsın ya. Sen yapmasın kalmadı. Adamı da ürtüyorsun ya. Volki çıkma, kurt seni yer. Korkma Selin. Seni korumak için her şey yaparım. Ejderha olsa onu da öldürürüm. Rahat olsan yeter ki. Bismillahirrahmanirrahim. Sen yardım et. Ah.
vurdum. Vurdum. İlk diye gitti hayvan. Ay kahramanım benim. Vay be. Gerçekten vurdun mu? Vurduk tabii Cem. Avcıyız o kadar yani. Ne olmuş ki? Denizde balık, dağda kurt. Benim için ikisi de aynı. Sonuçta vahşi hayvan. Zaafları aynı bunların. Ortak noktaları belli. Zayıf noktasını bekleyeceksin. Zamanlamayı yapacaksın. Avlayacaksın mecburi. Ay belki büyük müydü kurt? Vallahi yani ben bu konularda abartmayı sevmem ama büyüktü ya. Çok büyüktü hatta bir ara. Ben tırstım yani hakikaten korktum. Ama ne yapalım bir mücadele gibiydi. Ağzı böyle ayı kapanı kadar. Dişleri ayrık ayrık. Boz bir kurt, erkek bir kurt belli. Beni gördü böyle çalıların arasından falan böyle pozisyonunu aldı. Gerildi merildi daldı dalacak. Ben yaptım planımı kendime göre de onun planını da hissediyorum yani. Gerildi böyle bütün vücuduyla çat üstüme uçtu. Anında küt çaktım tak aşağıda. Yapacak bir şey yok. Hayır yoksa beni öldürecek. Size bir zarar verecek. Ne yapayım? Sonra bunlar sürü gezer. Biliyorsunuz beni öldürse iyi. Ölene kadar sürü hep beraber ailecek yiyecekler benim. Ay Monkey. Bu arada ya Allah razı olsun senden. Vallahi hepimizi çok ucuz yani hayatımızı, hepimizin hayatını çok ucuz kurtarttın yani gerçekten. Senin için bir değil 10 tane kurt avlarım Selin ne demek. Allah. Geçmiş olsun. Arama köpeğimizi niye vurdunuz? He? Abi, uyuşturucu yeniyor abi. Bir şey değil yani. Uyusun, dinlensin hayvan. Ne güzel. Yukarıda odalarında duş yapıyorlar. Zaten pek öyle de uzağa gitmemişler. Sis de yollarını kaybetmişler. Arama kurtarma da onların bu kadar yakında olduğunu tahmin etmemiş tabii. Onun için de uzakta aramışlar. Bunun için de arama uzun sürmüş. Ne Donbas ya burası 12 derece. Hava enfes. Ya ben biraz burada kalayım çocuklarla. O kişiden alırım. Odan var mı? Duş var. Ha, Bülent Bey. Volkan. Ha, Volkan yanınızda mı? Hayır efendim, yanda lüks otelde Volkan gazetecilerle görüşüyor şu anda. Vallahi arkadaşlar, tam arama kurtarma ekibi bizi aldı. Hep birlikte dönüyoruz. Bir baktık ki sebebi anlaşılamayan bir sebepten ötürü küçük bir içe düşmüş. Ve yolumuzu değiştirmek zorunda kaldık. Yol kapanmış. Buraya gelene kadar macera yani. Tam bir macera oldu. Size bir araba kurtarma köpeği bulmuş. Doğru mu? Evet. Benim bir araba kurtarma köpeği buldu bizi. Çok şirin bir köpekti o. Şimdi uyuyor. Uyuyor. Bayağı da bir uyuyacakmış. Yoksa size onu tanıtırdık aslında. Pardon abi. Ay, ay vallahi geçmiş olsun. Hayatımın en uzun gecesiydi. Ah, ah bir de bana sor. Bir de bana sor. Öldüm dirildim. Vallahi ucuz atlattın. Şimdi asıl Tahsin'e söyleyecek uygun bir yalan bulmamız lazım. Neden ikide bir de Uludağ'ı aradınız telefonla diyecek. Benden ne sakladınız diyecek. Aylarla başımın etini yer vallahi. Yalan düşün. Aha, aha.
Ama böyle de olmaz ki prenses. Ay sus! Sus! Farkındaysan son derece sinirliyim. O yüzden suitimizden böyle bir hastamla çıktım, buraya geldim Kobe. Onun farkındayım da niye yaşadıklarından beri susuyorsun prenses? He? Ben ne yapabilirim ki? Arama kurtarma köpeği miyim ben? He? Keşke olsaydın be güzelim, keşke. Oda var mı kardeşim? Burada kalamazsın prenses. Bana mı soracaksın be? Ha? Sana mı soracağım? Seni gıcık adam seni. Bana bak, sen bunları ta başında düşünecektin. Yani benim gibi bir kızı o dağların tepesinde, o karlı ortamda kurda kuşa yem ederken düşünecektin. Orada kim vardı yanımda? Volkan ve arkadaşlarım. Ben onlarla kalacağım. Prenses, burada kalamazsın. Anneanne! Anneanne be adam. Kubi, böylelikle seni tanımış olduk, tamam mı? Bir süre konuşma benimle lütfen ya. Çok rica edeceğim. Gelme üstüme. Biraz düşmem lazım bu ilişkiyi ya. Allah'ım ya. Oda var mı be? Aa. Yok oda falan. Bekleriniz artık be. Aa, bir huzur vermediniz adama. Bu ne? Odalarımızda sıcak su ve duş mevcuttur. Saat 2 olmuş ya. Neler dönüyor burada anlamadım. Bu kadın da kamp kurdu buraya. Şu kanepeye uzanıp yatsam ayıp olmaz herhalde bu saatten sonra. Ay. Aa, bak kumanda buradaymış. Yani büyük tehlike atlattık ama çok şükür dağda mahsur kaldığımız halde hiç kimsenin ayak parmağı bile donmadı. Sapasağlam buradayız. Kurtulduk. Bütün Türkiye'ye de dağda mahsur kaldığımız sürece bize kilitlendikleri için, bizi takip ettikleri için saatlerce ekran başında merakla bizlerden haber almak için bekledikleri için canı gönülden arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkürleri bir borç bilirim efendim. Ne mahsur kalması ya? Aman Allah korusun. Ha şimdi anlaşıldı. Durum. Vay 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 vay. Ben dağdaki süre boyunca hep müziği düşündüm. O şekilde hayatta kaldım. Peki bu maceranın düzmece olduğu ve aslında yeni çıkacak albümünüzün reklamı için bunu sizin yarattığınız söyleniyor. Ne? Reklam için mi yaptın bütün bunları? Bak şunun yaptığına bak ya. Ne münasebet kardeşim. Bunlar çirkin iddialar. Yok efendim 12 derecede kimse donmazmış. Yok efendim bahar gelmişmiş. Niye işte sucuk kulübesinde mahsur kalmışmışız falan. Orada olsaydınız eğer bunları yaşasaydınız anlardınız. Sen bunları külahımı anlat hayda. Şunu yaptılar. Kalıbından, kıyafetinden utan. Yazıklar olsun sana be. Senin ben ciğerini bilirim ciğerini. Edepsiz, yalancı, hain. Tutarsız herif. Yazık be. Hadi be. Rezil ettin beni gene el aleme. Tahsin'cim. Ya benim şu şey tansiyon ilacımı yatır. Gene başladı. Tık 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 tık. Hain, edepsiz, yalancı, düzenbaz. Düzenbaz. 5 defa, 10 defa yalancı düzenbaz. Çocukken Allah'tan izcilik kursu görmüştük. Onun da çok faydası oldu. Metanetimizi kaybetmedik. Ve buradan Milliyetin Bakanlığı'na ve herkese sesleniyorum. Küçük izciler yetiştirelim. Ya kalıbından utan. Yazıp. Buldum onları. Aslı! Aslı! Yok oda falan! Gittiniz artık be! Gidin! Odamalar kızlar hadi! Hıç! Ne vuruyorsun şekerim? Deli misin? Nesin? Gidip birlikte arayalım.
kurt seni yer. Korkma Selin. Rahat ol. Seni korumak için her şeyi yaparım. Pardon. Ya kalamadı filan! Huzur vermediniz adama be! Siz gidin öyle lan! Ne kadar çeçorum bir kadınsın ya! Ne yaptıysam sana iyi anlamadım! Ne yapıyorsun sen bana ya? Kavga etmeyin, kavga etmeyin! Sus be! Sen ne kadar çeçorum bir kadınsın ya! Neler yaptım sana beni yaralamadım bir türlü ya! Nasıl yani ya? Eyvah! Bırak şunu ya! Bırak! Gözümü düşün lan gerizekalı! Çok özür dilerim. Abram! Yok hiç acımadı bu yoruma. Abi dizi bitmiş.